TV 8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eğitimci Behrin Fenek. Hoş geldiniz Behrin Hocam. Hoş bulduk. Almanya'lardan buralara geldiniz. Ayaklarınıza evet. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Behrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dille ilgili konudan konuşacağız. Siz gerçi Almanya'da yaşıyorsunuz. Bir anlamda aslında Almanya'da yaşayan insanların ana dili Almanca gibi evet, oluyor. Evet. Ana dilin önemi nedir? Ana dil çok önemli çünkü dilimiz kimliğimizdir diye düşünüyorum. Evet. Yani hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, ana dilimizi bilmemiz gerekiyor. Evet. Ben kendimden bir örnek göstereyim. Ben yaklaşık 3 yıl evvel bu kadar Türkçe güzel konuşamıyordum. Hı hı. Kendim Türkçe kitap okuyarak Türkçemi geliştirdim ve güzel Türkçe konuşmak istiyorum dedim ve öğrendim. Yine tabii bilmediğim bazı kelimeler var. Hı hı. Bazen konuşurken kelime unuttuğum da oluyor. Ama eskiye kıyasen çok iyi konuşuyorum. Orada mı doğdunuz? Ben İstanbul'da doğdum ve bebekken Almanya'ya gittim. Hı, yani orada büyüdüm. Orada aynen için tabii. Istesen... Kundak'ta bebekken evet. Oraya gitmişim. Direkt ana dil Almanya olmuş. Aynen. Aynen. Hocam peki yabancı dili olmayan birine yeni bir dili öğretmek ne kadar zordur? Şimdi tabii zorlukları var. Yani başka bir yabancı dil bilmiyorsanız çok zor oluyor bilhassa. Mesela İngilizceyi birçok ülkeden gelen talebelerim var. Mesela onlar İngilizceyi biliyorlar. İngilizce de bilmeniz gerekiyor aslında Almanca öğretmek için. Hı hı. Çünkü hiç İngilizce ve Almanca hiçbir dil bilmeyen veya diyelim Afrika ülkelerinden gelen talebe varsa veya Çin'den onlar tabii çok zorlanıyorlar ilk başta. Ama harfleri onlara da öğretiyoruz. Demiş. Nasıl öğretiyoruz? Resimlerle. Mesela resimler gösteriyoruz ve altında kelime yazıyor. Hı hı. Tabii bunların ilk etapta alfabeyi bilmeleri gerekiyor. Yani Latin alfabesini bilmeleri evet. gerekiyor ki derse katılabilsinler, dersi takip edebilsinler. Evet. Bu ilk etapta bu çok önemli. Özellikle Çince dediğinizde evet, alfabede farklı Latin tabii alfabesi ki. Yok. İlk tabii. önce harfleri, daha sonrasında görselcilik mi var hocam aslında? Görselle mi ezber oluyor? Evet, hiç bilmeyenlere, şimdi İngilizce hiç bilmeyenlere görsellik tabii çok önemli. Çünkü resimlerle göstermeniz gerekiyor o zaman. Öyle öyle öğreniyorlar. Peki savaş bölgesinden gelen bir sürü mülteciler var Almanya'ya giden, Türkiye'ye de gelenler çok, vardı. Çok. Onlara peki nasıl öğretiyorsunuz yabancı dili? Onlara da tabii öğretiyorum ama mültecilerin çoğu İngilizce biliyor. Hı hı. Ya da Fransızca biliyorlar. Tamam benim Fransızcam o kadar iyi değil ama İngilizcem iyi. İngilizce ile tercüme ederek öğretiyorum yani. Hı hı. Peki ana dil olarak Almanca biliyorsunuz Behrin evet. Hocam. Almanca dili için öğretirken bunu başka bir dil bilmeye gerek var mı? Yani evet var ilk bence. İlk Almancayı seçmek için farklı bir dil bilmiyorum, Türkçe biliyorum. Almancayı öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsiniz tabii. Hiç İngilizce bilmeyen insanlar da öğreniyor tabii ki. Çünkü İngilizce biraz dünya dili olduğu için birçok ülkeden gelenler İngilizce bildikleri zaman çabuk öğreniyorlar. Evet, tek avantajı bu. Bir de, değil mi hocam? Tek avantajı bu yani çabuk öğrenmeleri. Ama hiç İngilizce bilmeyen, sadece kendi ülkesinde konuştuğu dili bilen ve Almanca öğreniyorsa onlar da öğreniyorlar. Biraz daha uzun sürüyor onlar da öğrenmeleri ama öğreniyorlar tabii ki. Onlara da görselli, artık tahtaya yazarak, tekrar ederek yavaş yavaş kelime kelime öyle öyle cümle ne kurmaya başlıyorlar. Ne kadar sürede öğreniyorlar? Şimdi öyle herkesin çalışmasına azmine bağlı. Bazıları bir yılda öğreniyor, bazıları 6 ayda. 3 ayda bile talebelerim var yani. Yani çabuk Almanca kendini böyle ifade edebilmek için. Yine Türkçe kelime gelmedi aklıma. Kendini çabuk ifade edebiliyorlar o zaman. Tabii ki 3 ay içinde. Yabancı dil bilmenin avantajı nedir? Yabancı dil bilmenin avantajları çok aslında. Çünkü nerede olursanız olun, hangi ülkede veya diyelim çocuklarınıza faydanız olabilir, çocuklarınızla konuşabilirsiniz. Çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani sadece ana dilinden hariç başka dillerde bilmek çok önemli. Bir yani yabancı dil bilseler bile avantaj. Hem evde çocuklarınıza bu dili öğretebilirsiniz, o avantajınız var. Ve dışarıda başkalarına yardımcı olabilirsiniz. Evet. Yol soranlara falan veya başka bir ülkeye gittiğiniz zaman hiç zorluk çekmezsiniz yani. Evet. O yüzden çok önemli başka diye düşünüyorum. Başka bir ülkeye gitmeyi bırakın hocam. Artık kendi ülkelerimizde siz de Almanya'da yaşarken dahi çok fazla yabancı turist olduğu için onlarla bile konuşma imkanımız daha da kolaylaşabilir tabii değil mi hocam? Tabii ki. Peki yabancı dil öğrenmek isteyenler için neler önerirsiniz? Seyircilerimiz şimdi sesi açsınlar bence. Ne önermek isterim? Bilhassa yabancı dil öğrendikleri dönemde diyelim ki böyle bir karar aldılar ve yabancı dil öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda o dilde kitap okumalarını öneririm. Çünkü ben bunu bütün talebelerime öneriyorum. Çünkü kitap okuyarak o dili çok çabuk daha öğreniyorsunuz ve kalıcı oluyor.
Yani sürekli çünkü anlamadığınız kelimelere bakıyorsunuz. Aa, bu ne demekti, şu ne demekti? Öyle çok güzel akıllarında kalıyor. Hı-hı. Ve çabuk dil öğrenen talebelerim de, yani dili çabuk öğrenen talebelerim kesinlikle kitap okuyarak çabuk Hı-hı. öğreniyorlar. Evet, ben mesela liseyi hocam 4 yılın birçoğunu İngilizce okudum lise tarafında. Hep bize hocalarımız şey derdi, siz bakalım Berin hocamız altına bilmediğimiz kelimenin altına bakardık evet. hemen altına yazıp ondan Hı-hı. sonra daha kolay öğrenerek Tabii ilerlerdi. Tabii ki aynen hocası. Öyle kesinlikle. Gençler gerçi her ne kadar biliyor olsalardı yine de Türkiye'de hani ortaokul, lise ya da üniversitede Hı-hı. Eğitim almış bir kişinin akıcı, fluent bir şekilde İngilizce konuşması ya da yabancı bir dili konuşması çok zor oluyor. Hı-hı. Yani günümüzde tabii biraz daha bu aşıldı ama yine de bir Avrupalı ülkelerdeki kadar değil. Bunun sebebi nedir sizce? Bence bunun sebebi az yani İngiliz bilen insanlarla, İngilizce bilen insanlarla konuşması. Hı-hı. Komünikasyon çok önemli. Mesela ben onu da talebelerime öneriyorum. Yani aynı zamanda İngilizce kanallarını izleyin. Mesela İngilizce öğrenenlere onu tavsiye ederim. Almanca öğrenmek isteyenlere Almanca televizyon kanallarını izlemelerini. Ve o dilde kitap okumalarını. Öyle yaparlarsa telaffuz çok daha güzel olacağına %100 eminim. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben mesela uzun yıllar Almanya'da kalmış birisiyim. Ve orada 20 yıldır, 30 yıldır Almanya'da yaşamasına rağmen bir kelime Almanca bilmeyen insanlarla karşılaştım. Evet. Bu neden oluyor? Yani hani dile maruz kalıyor mu? Evet. Evet. Sonuçta orada alışveriş yapmak zorunda, yaşamak zorunda, mektuplar geliyor değil mi? Bir tabii sürü ki, şeyler tabii geliyor. Tabii ki. Buna rağmen öğrenemiyorsa bunun sebebi nedir? Bunun sebebi o kişilerin gerçekten üzerine özen göstermemeleri ve burada Almanya'nın çok geç kaldığına da inanıyorum ben. Bunu daha evvelki bir programda da dile getirmiştim. Çünkü böyle bir şey, Almanya bu mülteciler geldikten sonra bu dil eğitimine ağırlık vermeye başladı. Ve o dönemden itibaren de 20-30 yıl Almanya'da yaşayan insanlar dil kurslarına gitmeye başladı. Veya dil okullarına gitmeye başladı ve Almanca'yı öğrenmeye başladılar. Çünkü bu kadar yani dil kursları vardı eskiden de. Türk Danış denilen bir kuruluş vardı. Türkiye'den Almanya'ya gönderilen bir kuruluş. Onlar böyle dil eğitimi veren bölümleri vardı. Oraya kurslara gidenler oluyormuş ama herkes gitmiyormuş tabii ki. Ve çünkü o kadar geniş bir kapsamlı... şey yokmuş yani dil kursları veren okullar yokmuş. Şimdi çok var. Şimdi çok çabuk Türkler de Almanlar da Almanca öğrenebiliyorlar. Ama eskiden bu imkanlar yokmuş oradaki insanlarımız için. Ve çok geç kalındığını inanıyorum ben. Kesinlikle. Ve bu yüzden de orada hala ben de öyle insanlar tanıyorum. Hala Almanca iyi bilmeyen insanlar var. Hatta benim bir derslerime ben okulda çalışıyorum ama aynı zamanda bir özel dershanede Almanca kursu veriyorum. Böyle Almanca'yı tekrar öğrenmek isteyen ve orada uzun yıllar kalmış insanlar da geliyor mesela. Mesela çok ilginç 25 yıldır Almanya'da olan bir bayan geliyor dersime ve çok azimli. Evet. Ve çok azimli. Ben şimdiye kadar dedi gidemedim. Çocuk oldu, bu oldu, gidemedim ama çok öğrenmek istiyorum. Ben bunu öğreneceğim dedi. Ve 2 yıldır kurslara devam etti ve şimdi çok güzel Almanca evet. konuşuyor mesela. Yani bu çok bence Almanya'nın da burada çok suçu var diye düşünüyorum. Çok azimli geç de ama şey hocam. Yapılmış. Bak azim de öyle. Evet. Yani kişinin azmetmesi ve kişinin sevmesi dili. Tabii ki, tabii ki. Bunlar da çok önemli. Azim çok önemli. Düşünüyorum. Şimdi meraklı olabilir ama zamanı çok olmayabilir bir kişinin. Nihayetinde her şeye rağmen öğrenemeyen insanlar var. Bunu neden öğrenemiyorlar? Neden öğrenemiyor? Birinci Almanca zaten zor bir dil. İkincisi üzerine düşmeyince asla öğrenemezler diye düşünüyorum. Bir de bizim Almanya'da yaşayan, Almanya'dan örnek vereyim. Şimdi Avrupa'da birçok yerde evet. Türkler yaşıyor da ben Almanya'dan ancak örnek verebilirim. Mesela Türk toplumumuz maalesef pek Alman televizyon kanallarını izlemiyorlar. Zaten Türkiye'ye tabii evet, bir evet. özlem var. Tabii ki Türk dizilerini izliyorlar, Türk programlarını, Türk haberlerini. Ben öyle insanlar tanıyorum ki Türkiye'de ne olup bittiğini biliyorlar ama Almanya'da hiç ne olduğunu bilmiyorlar yani. Çünkü buraya yönelik yaşıyorlar. Tabii ki öyle olursa Almanca öğrenemezler. Almanca öğrenmek için tabii ki Almanya ile Alman arkadaşlarınız olması gerekiyor birinci. Almanlarla iletişim halinde olmanız gerekiyor. O dili çabuk öğrenesiniz. Hı hı. Ve bazıları kendilerini çok kendi toplumu içine sadece kapsıyor böyle. O da çok yanlış bir şey. Kesinlikle. Peki hocam öğrenmenin kalıcı olabilmesi için neler yapılmalı? Sürekli okunmalı bence. Yani okumakla olur ancak. Hı hı. Biraz evvel de bahsettiğim gibi yani bir kitap okuduğunuz zaman o kalıcı oluyor. Yani yoksa...
unutursunuz yani bir dil. Ben kendimden, onu da kendimden bir misal, örnek vereyim. Ben mesela Fransızca eğitimi aldım eskiden lise dönemlerinde ve üzerine düşmedim. Şimdi yani Fransızcam çok kötü. Yani unutmuşum birçok şeyi. Ama İngilizceye devam ettim, unutmadım yani. O yüzden İngilizcem iyi. Evet, doğru söylüyorsunuz burada. Bizde de öyle mesela. Lisede ben 4 yıl aldım diyorum ama dediğiniz gibi çok fazla iletişime geçilmeyince ve aynı dil kullanmayınca unutuluyor açıkçası. Sürekli tekrarlanması lazım. Muhakkak. Lazım hocam. Kesinlikle. Peki bununla ilgili olarak böyle klişe şeyleriniz var mıdır, söylemleriniz? İşte şu yapılırsa şöyle olur, bu yapılırsa böyle olur gibi. Not alın. Mesela diyelim ki mutfaktalar, mutfakta bir kek yapacaklar diyelim. Mesela oradaki ne lazımsa, yumurtasından tutun, unundan tutun, hepsinin ismini yazın. Mesela isim yazabilirsiniz. İşte dolaba, mesela orada rafta eşyalar var. Unun üstüne ya da yanına bir şeyde, evet, rafta. Almancısı. Bu un, meyil mesela. Bu şeker, bu tuka. Yani böyle böyle isimleri yazarak öğrenebilirler. Yani bura pratik yani. Evet. Pratik bir yolda da dil, yani akılda kalması için kelimelerin. Bir de vokabül heft olması gerekiyor. Yani böyle bir defterde sağ tarafta yani nasıl İngilizce öğrenirken de öyle yapıyoruz ya, mesela başka dil öğrenirken. Sol tarafta yabancı dil, sağ tarafta kendi ana dilimiz. Evet. Öyle sürekli bir defterle gezmek gerekiyor yani, kalıcı olması için. Evet. Öyle düşünüyorum. Sosyal hayatımıza, normal günlük yaşamımıza bir buzdolabını açtığında karşımıza çıkması. Aynen, mesela çok çabuk öyle, ve öyle yapan talebelerim var yani. Evet. Peki internette bazen böyle rast geliyoruz. Adam diyor ki işte 3 haftada İngilizce öğretiyorum ya da 1 ayda İngilizce öğretiyorum ya da Almanca öğretiyorum. İşte 5-6 dili konuşabilirsiniz gibi. Bunlar gerçekçi şeyler mi? Bence gerçekçi değil. Yani şimdi onu yapanlara ben şimdi bir şey demek istemiyorum. Yani onu eğer yapan, başaran bir talebe varsa gerçekten hiç başka bir şeyle ilgilenmiyordur. Gece gündüz o dile çalışıyordur. O zaman olur. Peki gramer mi yoksa konuşma mı ön planda olmalı sizce? Bence ilk ön planda kendini ifade etmek önemli. Gramer sonraki iş. Yani ilk baş kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Tabii Almanca dil öğrenirken hepsini beraber öğreniyorsunuz zaten de. Ama bence ifade etmek daha çok önemli. Yabancı bir ülkeye yeni gelmişseniz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz. Önemli olan o cümleyi gramer hatasız kurmak değil de kendinizi ifade etmek o anda bence. Kesinlikle hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle eğitimci Berin Penek beraberdi ve ana dilimizin ne kadar önemli olduğunu, farklı dilleri de eklediğimizde yabancı dil olarak ne kadar geniş bir çevreye yayılacağımızdan bahsetti. 8'de sağlık, kaldığı yerden devam ediyor.